Çok konu var. Kentsel dönüşüm. Şimdi dün e, Naci Görür Hoca başkaları da deprem konusu sürekli uyarılar yapıyorlar. Yabancı uzmanlar da yine burada bir fay attı kırılabilir diye çok uyarı var. Kentsel dönüşüm çok önemli. Bunu deprem bölgesinde gördük, gezdik. Hakikaten iyi yapılan, kentsel dönüşüm olan evler fazla hasar görmemişler. Son 5 yılda ne yapıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 4,5 yılda? Yapılmadı mı? Ya yani hiçbir bir şey yapılmadı. Söyleyeyim. Ya siz gelirseniz ne yapacaksınız mesela? Şimdi e, İstanbul Büyükşehir kentsel dönüşüm yani deprem mesele İstanbul İstanbul'un, İstanbul'un 3 tane temel stres alanı var. Deprem, ulaşım, trafik, su ve çevre. Evet. Şu anda mekansal ve fiziksel olarak baktığınızda İstanbul'un çok temel stres alanı bu 3 maddede yoğunlaşır. Deprem, ulaşım ve trafik ve e, su ve çevre konusunda. Şimdi İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesi, yani deprem meselesi bildiğimiz bir gerçeklik. Eğer bilim adamlarının söyledikleri doğruysa bir Marmara depremiyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz evet. yüksek. İnşallah kalmayız. Bununla ilgili yapılacak şey nedir? Bakın önce şunu söyleyeyim. İstanbul'da siz depremle ilgili bilimsel altı oluşturmanız gerekir, değil mi? İstanbul'da depremle ilgili bilimsel altı anlamında hiç eksik kalmamış. Hepsi bitmiş. Hepsi bitmiş. Ve düşünün Avrupa yakasında 250 metrenin 250 metre, Anadolu yakasında 500 metre, 5 bütün mikro bütün mikro bölgelerde böyle. 30 metre derinliğe kadar bütün jeolojik etkiler bitmiş. Yapacağınız tek şey var. Yapı stoğunu yenilemek. Yapı sonu yenilemedikten sonra ne derseniz deyin. Çıkıp efendim deprem tehlikeydi bunu konuşmak bunun hiçbir anlamı yok. Evet deprem tehlike. Ne yapıldı? 4,5 yılda. Onu söyleyeceğim. Ha şunu yaptılar. Bir, dört tane bina yenilendi. İki, internet sitesi kurdular. Üç, tsunami tabelası astılar. Başka da bir şey yok ortada. Ve bir de bol bol çevre şehircilik bakanlığımıza e, prim Peki siz mesela mecliste konuşurken bunları anlatıyor. Bunların hepsini dinliyor. anlatıyoruz. Bunların Bak, hepsini cevap. anlatıyoruz. Bakın cevap yok. Cevap şöyle. Biz bunları mecliste anlattıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı en çok e, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının da maalesef üzülerek ifade edeyim. İstanbullular İstanbul'u şöyle tanımlar. Aklı selim, kalbi selim, zevki selim insan olarak tanımlarlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuştuktan sonra şunu söyler. Acıyorum, üzülüyorum der, konuşmayı bitirir. Sonra, sonra birkaç gün sonra bir başka televizyon kanalına çıkar, orada bana cevap verir. Orada bana cevap verir. Ben aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na sizin ekranlarınız vasıtasıyla bir çağrıda bulunuyorum. Eğer İstanbul'u ki ee, mesela mecliste konuştuğu zaman şunu görüyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'a uğramadığı için İstanbul'un verilerinden haberi yok Ciddi söylüyorum bunu Yani bunu gerçekten bir eleştiri olarak söylemiyorum İstanbul'un verilerinden haberi yok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda çok dehşet bir kibir hastalığı var Dehşet bir kibir şunu düşün Yani iletişim ol anlamında mı? Yani bu iddialara cevap vermemek anlamında mı? Ee, dehşet bir kibir var hatırlıyor musunuz? şöyle bir şey söyledi. işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bir elinde güneş, bir elinde ay. Muhtemelen bunu teolojik ne anlamı geldiğini bilmeden kullanmıştır bu kelimeyi, bu cümleyi. Böyle bir şey nasıl ifade edilebilir ya? Yani? Ve o kibri yani kendisinin eleştirilemez bir insan olduğunu düşünüyor. Mesela bu şeyleri... Eleştirilemez bir insan olduğunu düşünüyor. Şöyle düşünüyor. Ya 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi dizayn ettim ben diyor.